Selamünaleyküm hocam. Benim sorum şu. Bir Müslüman başka bir Müslüman kardeşini tekfir edince kendi kafir olur mu? Bu konuda farklı görüşler var. Aydınlatırsanız bizi hocam Allah razı olsun. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi de onu tekfir etmemesidir. Yani tam emin olmadan, güneş gibi açık bir küfür görmeden zanna ve tevhile açık konularda kardeşini tekfir etmek İslam hukukunu zedelemektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرْ فَقَدْ بَاءَ بِهِ اَحَدُهُمَا Kim kardeşine ey kafir derse muhakkak ki kafir ikisinden birine döner. Söylediği kafirse kafirdir, söylediği kafir değilse küfür kendisine geri döner diyor aleyhissalatü vesselam. Beşincisi, Kitabullah ile hükmetmemeyi, amel etmeyi terk etmek. Hangi milletin imamları yani devlet adamları Kitabullah ile hükmetmeyip, amel etmeyip Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtiğinde, yani diğer hükümleri uygulamadığında Allah-u Teala onların azabını kendi aralarına kılar. Yani fitne, fesat, anarşi gibi azaplarla tazip eder, birbiriyle savaştırır. Bugün maalesef ülkemiz şeriatla değil laiklikle yönetiliyor. İslamiyet'te laiklik diye bir şey yok. Din ve devlet ise birbirinden ayrılamaz. Bugün Diyanet'teki hiçbir hoca bunu konuşmuyor. Millet de laiklik normal bir şey zannediyor. Herkes sorsan herkes laik, sorsan anlamını bilmiyor. Laiklik demek Allah Celle Celal'in hükümlerinin devlet kademelerinde geçersiz olması demek. Yani kısacası şu: biz Allah Celle Celal'in hükümlerini takmıyoruz. Biz İngiltere'nin, İsrail'in, Fransa'nın hükümleriyle yönetiliyoruz. Laiklik eşittir bu. Bizim memleketimiz şeriatla yönetilmediği için Allah Celle Celal, bakın neydi? Fitne, fesat, anarşi. Sağcısı var, solcusu var, anarşisi var, komünisti var, DHKB'cisi var, PKK'sı var, PYD'si var, YPG'si var, DAEŞ'i var, IŞİD'i var. Alfabede harf kalmadı. Harf kalmadı ya. Herkes bir şey kuruyor. Ama ne sebep? Biz bugün şeriatle yönetilmiyoruz. Var mıydı sahabi zamanında bir tane böyle? Var mıydı o zaman PYD, YPG? Yoktu. Osmanlı zamanında var mıydı ya? PKK'sı, PYD'si. O zamanın şartlarıyla söylüyorum. O zamanın şartlarıyla nerede PKK'sı? PKK'nın P'sini kuranın kafasını kopartıyorlardı. Bugün biz eğer şeriatla yönetilseydik PKK kafasını çıkardığı anda kafası koparılırdı. Ne PKK kalırdı, ne YPG kalırdı, ne PYD, ne DAEŞ, ne IŞİD. IŞİD denenler sözde şeriatle milletin kafasını kopartıyor. Adamlar maalesef bizim uygulamamız gerekeni din düşmanları, İngiltere'nin kurduğu, İsrail'in kurduğu, Amerika'nın ortak kurduğu IŞİD bugün yapıyor o işi. Maalesef adam kafa koparırken Allahu Ekber diyor, Bismillah diyor. Ya şerefsiz, İslamiyet'te böyle bir şey var mı? Hazreti Ali, arada eklerim. Hazreti Ali savaş meydanında kafirin bir tanesini yatırıyor. Kılıcı kaldırıyor, kafasını koparacak. O zaman caiz. O kafir Hazreti Ali'nin suratına tükürüyor. Hazreti Ali kılıcı kaldırıyor. Diyor ki kafir, neden beni öldürmüyorsun? Ben diyor seni az önce İslam için, Allah için, din için öldürecektim. Sen benim suratıma tükürdün ya, ben şu anda seni öldürürsem kendi nefsim için öldüreceğim. O yüzden ben seni artık öldürmeyeceğim. Bakın, inceliğe bakın. Bizim suratımıza tükürse biz onu ortadan ikiye böleriz ya. Gavur diye biz bir keseriz, bir de suratımıza tükürünce ortadan ikiye böleriz yani. Hatta makinada böyle parçalarız, kaynar suda yakarız yani. Ne yapıyor o kafir? Sen de ciddi misin ya? Ben senin de suratına tükürdüğüm için sen de beni sırf nefsine muhalefet etmek için mi öldürmedin? Evet dedi. Ben seni sırf nefsime muhalefet olsun diye öldürmedim. O kafir o anda buyurun hep beraber Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyor. İman ediyor. Biz bugün Allah için birine kardeş sohbete gel, namaza gel desek, suratımıza tükürse onu orada öldürürüz. Onun bizim suratımıza tükürmesi bizim için bir şereftir. Bir daha söyleyeyim, şereftir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama haşa deli dediler. Niye söylüyorum? Bu işte emri bil maruf işinde bir kişi dahi size deli demiyorsa siz bu işi yapamıyorsunuz.
bir kişi dahi size deli demiyorsa siz bu işi yapamıyorsunuz. Ta ki kalkıp size biri ya sen manyak mısın, deli misin lan sen bırak bu işi derse o zaman diyor ki elhamdülillah. Niye? Benim peygamberime de bu yüzden deli dediler. Elhamdülillah bana da deli diyorlar. Demek ki ben doğru yoldayım. Bu. Bir daha söylüyorum. Şeriatla biz yönetilmezsek daha çok anarşi çıkacak. Daha çok FETÖ'sü de çıkar. Her şey de çıkar. İşin altından Mossad da çıkar. CIA de çıkar. FBI de çıkar. Her şey çıkar. Daha çok şey var.